Şu anda mağaza aşağıda benim bilgisayarımı kullanıyor. Ve gizli kameram sayesinde Artur'un ne yaptığını öğrenebileceğim. Hiçbir şeyden haberi yok. Bakalım benden ne saklıyormuş. Beni bu kadar kolay atlatabileceğini sanıyorsan Mavi, beni hiç tanımamışsın demektir kardeşim. Ama neyse, ben yine hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi devam edeceğim. Tamamdır, şimdi acele etmem lazım. Bir an önce Baldo Hoca ile iletişime geçmem gerekiyor. Bakalım canım Baldo Hocam beni özlemiş mi? Ne yazsam işte buldum. Tekrardan merhaba Baldi Bey. Umarım sizi çok fazla bekletmemişimdir. Eğer müsaitseniz bugün öğlen 2'de şehir merkezindeki kafeteryada buluşabiliriz. Hem bir şeyler içeriz hem de kaynaşırız. Cevabınızı en kısa süre içinde bekliyorum. Ha bu arada unutmadan Baldi Bey, bu benim numaram, artık bana buradan ulaşabilirsiniz. Mesaj atmanıza gerek yok. İşte bu kadar, tamam. Bakalım Baldo Hoca oltama takılacak mı? Babamın telefonunu mesaj atacak mı? Oo bir dakika, babamın telefonu demişken. Bir an önce babamın profil fotoğrafını kız resmi yapmam lazım. Hadi o fotoğraf neredeydi işte, tamam. Babamın profil fotoğrafını değiştirdim. Artık Baldo Hoca anlayamaz. İşte bu kadar. Şimdi Elmo'yu çağırabilirim. Elmo gel, işim bitti burada. Selam Elmo, bilgisayarda işim bitti. Kullanmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim dostum. Oo, önemli değil. İstediğin zaman kullanabilirsin. Hem de istediğin kadar. Elmo, aramızın tekrardan iyi olmasına gerçekten çok sevindim. Bir daha hiç küsmeyelim, olur mu? Tabii. Küsmeyiz canım. Niye küselim? İşte benim aslan kardeşim be. O zaman izninle Mavi, bilgisayarımı tekrardan kullanabilir miyim? Tabii canım tabii, ne demek. İstediğin kadar kullanabilirsin. Tekrardan çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu Mavi düşündüğümden daha da saf. Hemen de 7 numaramı. Kesin mi sende, müjdemi isterim. Sanırım Elmo ile aramdaki buldarı eritmeyi başardım. Gerçekten mi Mavi, buna çok sevindim. Ben zaten aramızdaki buldarın kısa süre içerisinde eriyeceğinden emindim. Evet anneciğim, aynen dediğin gibi oldu. Elmo'nun sanırım geçen günlerde canı bir şeye sıkılmış. Bana o yüzden garip davranıyordu. Ama artık tekrar eski günlerdeki gibiyiz. Hiçbir sorun yok sanırım. Güzel, çok güzel, aferin size. Tamamdır, öyle Elmo ile barışınca sana da söyleyeyim dedim. Ben şimdi yukarı çıkıyorum, görüşürüz. Umarım Baldo Hocam beni çok fazla bekletmez. En kısa sürede cevap vermesi lazım. İşte kameram hala yukarıda köşede duruyor. Onu fark etmemiş. Şimdi kameradaki görüntüleri bilgisayara aktarıp izleme zamanı. Bakalım benden ne gizliyormuşsun Mavi. Birazdan hepsini öğreneceğim. Hadi dostum, bu iş gerçekten fazla uzadı. Göster artık bana şu görüntüleri. Göster de öğreneyim benden ne gizliyormuş. Bu da ne böyle? Birisiyle mesajlaşıyor sanki. Kim ki bu? Evet. Kesinlikle birisiyle mesajlaşıyor. Ama o kadar uzak ki kimle konuştuğunu göremiyorum bile. Hadi ama bunu öğrenmem lazım. Yoksa tüm çabam boşa gider. Kim bu? Daha yakından bakmam lazım. Hadi ama okuyamıyorum ki. Acaba kimle konuşuyor? Acele bir şeyler yazıyor. Yoksa bir dakika, Mavi sevgili yapmış olabilir mi? Gizli onunla mı konuşuyor acaba? Evet, kesinlikle benden sakladığı şeyi buldum. Mavi sevgili yapmış. O yüzden tek başına olmak istiyor bilgisayarı kullanırken. Benim görmemi istemiyor. Çünkü eğer ben görürsem onu rezil ederim, bunu biliyor. Elmo, sen gerçekten bir dahisin. Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettin. Ve Mavi senin bildiğini bilmiyor. Bunu elinde bir kol olarak kullanabilirsin ona karşı. İşte şimdi elime düştün Mavi. Ne yapacaksın bilmiyorum. Seni şu anda anneme, babama, hatta tüm okullara rezil edebilirim. Demek sevgilini benden saklamaya çalışırsın ha? Ama bir dakika, bir sorun daha var. Acaba Mavi'nin sevgilisi kim? İşte onu göremedim. Çünkü mesajdaki fotoğraf çok uzaktan gözüküyordu. Anlayamadım kim olduğunu. Onu da yakın zamanda öğrenirim. Şimdi Mavi'yi sıkı takip almam lazım. Acaba sevgilim şu anda ne yapıyor? Neden bana hala mesaj atmadı? Tamam güzelim, naz yapıyorsun da. Ben ömrümün sonuna kadar seni bekleyemem ki. Vazgeçtim ya da. Beklerim. Ömrümün sonuna kadar beklerim. Bir ömrüm olsa onun da sonuna kadar beklerim. İşte beklediğim mesaj sonunda gelmiş olmalı. Bakalım ne yazıyormuş. Merhaba Baldi Bey, müsaitseniz bugün sizinle görüşmek istiyorum. Bir kahve içip kaynaşsak iyi olur. Evet olur, çok güzel olur. Ben de çok isterim. Buraya numaramı da bırakıyorum. Bundan sonra WhatsApp'tan konuşursak bizim için daha iyi olur. Daha fazla burayı kullanmayalım. En kısa sürede mesajınızı bekliyorum. Bu hanımefendi düşündüğümden de fena tutuşmuş olmalı bana. Şuna bak, ben istemeden numarasını bile verdi. Bize de mesaj atmak düşer o zaman. Bugün buluşma ayarlayacakmış. Yazalım bakalım. Merhaba hanımefendi, ben Baldi Hoca. Numaranızı yazmıştınız, ben de mesaj attım. Beni kısaca aşkım diye kaydedebilirsiniz. Yok sil bunu, bu olmaz. Ne yazsam? Selam hanımefendi, ben Baldi Hoca. Bu arada bir şey soracaktım. Babanız terörist mi? Çünkü bomba gibisiniz de. Hayır bu da olmaz Baldi, ne saçmalıyorsun? Selamun aleyküm, cumanız mübarek olsun mu yazsam acaba? Bu da olmaz, hem bugün cuma bile değil. Bu işi daha fazla uzatmamam lazım. En iyisi kısa bir şey yazıp göndereyim. Merhaba hanımefendi, ben Baldi Hoca. Mesajınızı en kısa zamanda bekliyorum. Gönder gitsin. İşte bu kadar, oldu bu iş. Yakında evlenirim herhalde.
Allah'ım yarabbim şu güzelliğe bak. WhatsApp'taki profil fotoğrafına bakmaya doyamıyorum. Bu nasıl bir güzellik? Adeta cennetten düşmüş bir melek gibi. Hadi aman Baldoca ile attığım maili görmedin mi? Niye WhatsApp'tan mesaj atmıyor bana? İşte bilinmeyen numaradan bir mesaj geldi. Bu Baldoca olmalı. Haha bingo, tam olarak düşündüğüm gibi. O da öyle. Baldoca'nın WhatsApp durumunda ne yazıyor bakayım? Hayat bir zulümse, öğrencilere sıfır uçak gülümse. Bu ne be? Ah Baldoca'm siz kafayı yemişsiniz. Neyse konumuz şu an bu değil. Şimdi hocaya ne yazsam? Gerçi zaten ona buluşacağımız yeri ve zamanı söyledim. Son kez bir onay bekliyor olmalı benden. Ama ben muhabbeti birazcık daha ilerletmeliyim. Ona değişik sorular sorabilirim sanırım. Kendime daha çok bağlamak için tabii ki de. Hadi yazalım bir şeyler. Merhaba Baldi Bey. Buluşmaya gelirken ne giymeyi planlıyorsunuz? Sizi daha rahat tanıyabilmem için bunu söyleyebilirsiniz bana. Gönder. İşte müstakbel karımdan bir tane daha mesaj geldi. Buluşmada ne giymeyi planlıyorsunuz? Sizi daha rahat tanıyabilmem için bunu bana söyleyebilirsiniz. Bir tanem zaten muhtemelen çevrende benim kadar yakışıklı bir insan olmayacak. Beni rahatça fark edebilirsin. Gönder. Zaten civarda daha yakışıklı bir insan olmayacak mı? Yazdığı şeye bak. Bizim keltoş Baldi'ye de bak sen. Buna özgüven patlaması böyle. Neyse tamam. Bozuntuya vermeden devam etmeliyim. Ne sorabilirim? Şeyi sorayım. Arabanız var mı? Eğer varsa kahve içtikten sonra beni gezmeye götürür müsünüz? Arabam var mı? Evet tabii ki var. Kahvemizi içtikten sonra sizi istediğiniz yere gezmeye götürebilirim. Bu sözü verdiğime göre buluşmaya arabayla gitsem iyi olacak. Bu harika bir haber. Arabayla birlikte uzun yolculuklar yapmayı çok severim. Özellikle yanında siz varken. Bu kadın gerçekten bana fena şekilde takmış kafayı, yazdıklarına bak. Özellikle de yanımda sen varken diyor. O zaman şöyle yazalım. Tabii ki hanımefendi, sizi istediğiniz yere götürürüm. Yeter ki beraber vakit geçirelim. Gönder. Vay keltoş Baldi durmayacak gibi. Her geçen saniye hızını artırarak devam ediyor. Ne yazsam buldum. Ama biliyorsunuz son zamanlarda dolardan dolayı benzin fiyatları uçtu malum. Beni istediğim yere götürür müsünüz, emin misiniz? Sonra size birazcık pahalıya patlamasın. Siz orasını bana bırakın hanımefendi. Siz yeter ki benimle beraber vakit geçirmek isteyin. Böbreğimi kalbimi satarım. Yine de o benzini alıp gezdiririm sizi, sorun değil. Hoo yok artık. Şu keltoşun yazdıklarına da bir bak. Yıllardır bugünü bekliyormuş gibi konuşuyor. Ben sana yapacağımı biliyorum Baldi. Keltoş Baldi. Benle uğraşmak neymiş göstereceğim sana. Son olarak şunu yazayım. Baldi Bey buluşmaya 3 saat kaldı. Ben en iyisi hazırlanmaya başlayayım. Sizin karşınıza en güzel halimle çıkmak istiyorum çünkü. Gönder. Bunları kafaya takmayın hanımefendi. Siz her halinizle güzelsiniz. Benim için özelsiniz. Sanırım artık buluşma kesinleşti. Ama şöyle bir sorun var ki, elimizde buluşmaya gidecek bir kadın yok. Demek istediğim bir bakımdan benim kız halim buluşmaya gidemez. Çünkü benim kız halim yok. O bir fake hesap. Ne yapabilirim? Zaman daralıyor. Çabucak bir şey düşünmem lazım. İşte buldum. Evet kesinlikle buldum. Yapmam gereken şey bir şekilde Baldoca'yı buluşmaya getirmemek. Tamam biliyorum. Kendisi bir ayağı çukurda olsa bile gelir o buluşmaya. Ama işte benim görevim de zor lan. Bir şekilde Baldoca'yı buluşmaya getirtme. Sanırım tam olarak ne yapacağımı biliyorum. İşte bu. Şimdi vakit kaybetmeden yola koyulmam lazım. Görüşürüz anne, ben çıkıyorum. Dur evladım, yemek hazırlıyorum. Niye böyle çıkarsın? Acelen de bekle biraz. Maalesef anne, hiç vaktim yok, özür dilerim. Ey Allah'ım yarabbim ya. Şimdi gidip Mavi'yi kontrol etsem iyi olacak. Gözümü onun üzerinden ayırmamam lazım. Mavi neredesin? Hey Mavi neredesin? Merhaba anne, Mavi'yi gördün mü? Evet, az önce çıktı gitti evden. Ne? Az önce çıktı mı? Olamaz. Nereye gitti biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bana da bir şey söylemedi. Acelem var dedi. Gel otur yemek ye dedim. Yok dedi. Bir anda çıktı. Artık nereye yetişecekse. Ben sanırım acelesinin neden olduğunu biliyorum. Kime yetişeceğini de gayet iyi biliyorum. Öyle mi? Nereye yetişiyormuş bakalım. Söyle o zaman. Kusura bakma anneciğim. Şu anlık bunu söyleyemem. Çünkü elimde kesin bir delil yok. Ama bunu kanıtlar kanıtlamaz cümle aleme duyuracağım. Merak etme. Peki madem. Öyle diyorsan öyle olsun. Sen yemek yer misin? Hayır anneciğim, benim de bir an önce dışarıda Mavi'yi bulmam lazım. Niye ki? Niye Mavi'nin peşinde duracaksın oğlum? Çünkü ona söylemem gereken çok önemli bir şey vardı. Ona söylemeyi unuttum. Bir an önce ona söylemem lazım, o yüzden. Tamam, otur yemeğini ye. Akşam gelir zaten, gelince söylersin. Hayır anneciğim, akşama kadar bekleyemem. Kaybedecek zamanım yok. Şimdi bir an önce Baldoca'nın evine gitmem lazım. Ama çok dikkatli olmalıyım. Yakalanırsam planlarım suya düşer. Baldoca zaten hazırlanıyordur şu an. Beni ruhu bile duymaz eminim. Kel Baldi. İşte Baldoca'nın evi burada. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Önce bir etrafı kolaçan etmem lazım. Umarım tehlikeli bir şeyle karşılaşmam. Buluşma saati epey bir yaklaştı. Ben de hazırlanmaya başlasam iyi olacak. Hadi bakalım Baldi. En güzel kıyafetlerini giy.
Bu alemde teksin çikolata keksin Baldi. Acaba nasıl bir kombin yapsam? Damatlık mı giysem? Yok yok, onu düğünümde giyerim. İşte Baldi Hoca orada, onu görebiliyorum. Dolaptan kendine kıyafet seçiyor. Ve bayağı bir kararsız gözüküyor. Yani bu demek ki daha çok işi var. İşte fırsat bu fırsat. Şimdi bir an önce bahçesine sızıp garajına girmeliyim. Hadi ama Baldi, hadi keltoş Baldi. Bana açık bir kapı bırakmış olman lazım. İşte aradığım kapı burada. Hadi bakalım, dikkatli olmalıyım. Hadi Mavi, sakin ol. Bu keltoşun üstesinden gelebilirsin. Sadece tut çıkarma. İşte burada açık bir kapı buldum. Ve garajı da orada. Acaba böyle askerlik kıyafetlerimle mi gitsem? Ne de olsa üniformaların kadınlar üzerinde bir etkisi olduğunu biliyorum. Bana olan bağlılığını arttırabilirim. Ama sanırım bu birazcık abartı olur. En iyisi kendime başka bir şey bulayım. Demek Baldi Hoca'nın beni gezdireceği arabası buymuş. Yani fake hesap olan beni. Yazık. O kadar da söz vermişti arabamla geleceğim seni gezdireceğim diye. Peki ya lastikleri patlarsa buluşmaya nasıl gelip beni gezdirecek? Gezdiremez. İşte planım da tam olarak bu. Baldi Hoca'nın arabasının lastiklerini patlatmak. İşte başlıyoruz. Tata, bu nasıl? Bu ne, plaja mı gidiyoruz diye sorarsa... Siz benim güneşimsiniz. Sizin yanınızdayken alev alev yanıyorum, o yüzden böyle giyindim derim. Ama o zaman imdat, sapık var diye bağırıp yüzüme tokat atabilir. Bu riski alamam. Derhal başka bir şey bulmam lazım. Bu sefer bulacağım. İşte sonuncu lastiği de hallettim. Tamam, kabul ediyorum. Belki önce lastikleri patlatıp ondan sonra yerinden sökmek birazcık acımasızca olabilir. Ama ne yapayım, Baldi Hoca'mı oyalamak için bunu yapmak zorundaydım. Yazık garibime. Arabasını böyle görünce ne düşünecek acaba? Sanırım bunu göremeyeceğim çünkü bir an önce çıkmam lazım buradan. Artık çok tehlikeli oldu. Hadi Mavi, daha fazla durma burada, koş. Yarım saattir düşünüyorum ve ne giyeceğime karar veremedim. Ben en iyisi her zaman giydiğimi giyeyim. Şimdi planımı devam ettirmeliyim. Baldi Hoca'ya geldiğimi söylemeliyim. Ve acele etmesini de eklemeyi unutmasam iyi olacak. Tekrardan merhaba Baldi Bey. Ben sözleştiğimiz kafeye geldim. Sizi bekliyorum. Acele ederseniz iyi olur. Sevdiceğim yazmış olmalı. Ne demiş? Tekrardan selam Baldi Bey. Ben sözleştiğimiz kafeye geldim. Acele ederseniz iyi olur. Sanırım bensizliğe daha fazla dayanamamış. Acele edip birazcık erken gitmiş. Ben de acele etsem iyi olacak. Arabam nerede? Arabam nerede? Hemen gitmeliyim. Benim küçük kurbağam, hazırlan, gezintiye çıkıyoruz. Ha? Bu da ne? Ne olmuş burada böyle? Arabam, benim güzel arabam ne oldu sana? Hadi ama bunun sırası mıydı? Hanımefendi beni bekliyor. Arabam olmadan gidemem, onu gezdireceğime söz verdim. Hayır, sırası mıydı? Neden bütün terslikler beni buluyor? Şimdi olamaz bu. Derhal bir tamirci çağırmalıyım, derhal. Hesaplamalarıma göre muhtemelen Baldi Hoca şu an çılgınlar gibi tamirci arıyor. İşte ben de tam olarak burada devreye giriyorum. Çabuk olmalıyım. Selam arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu seriyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi sıra günün sorusunda. Bu videonun sorusu şu: sizce şimdiki planım ne? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.